köşegeninden geçiyor demiş bu dikdörtgenlerin köşeleri. Bu aslında bizim için çok önemli bir durum olacak. Şimdi köşeleri dikdörtgenin köşegeninden geçiyorsa şöyle birleştirdiğimde aslında şu alfa ise bu da alfa olur yöndeş açıdan. O zaman bu dikdörtgenler benzer olur bakın. Sonuçta şöyle küçük de alfa beta, büyük de yine alfa beta. O zaman bunların kısa kenarlarının uzun kenarlarının oranı aynıdır. Benzerlik demek zaten neydi? Açı eşitliği demekti. Dolayısıyla açı eşitliği olduğu zaman benzer olur. Dörtgen de olsa, kare de olsa, işte eşkenar dörtgen de olsa, üçgen de olsa fark etmez. Ve bakın şimdi mavi boyalı bu alan 2/9 oranında azalıyorsa aslında bu eş dörtgenler 2S azaltıyor. Toplam alan 9S'ten 2S azalınca 7S'e düşüyor demek. Demek ki burada toplam ilk dikdörtgenimize 9S dersek bir tane ufak dikdörtgenimize S deriz. Alanlar oranı 9 olduğu için benzerlik oranı ne gelir? 3 gelir. İşte bunun sayesinde soruyu halledeceğiz. Yoksa hani ekstra bir yorum yapılır mı? Yani bu bence görmeniz gereken yorum. Şimdi buna göre bakarsam artık bu kenara rengi niye yazmadı? Buraya K diyelim. Sonra buraya da K diyelim. Şimdi bunun kısa kenarına K dedik. O zaman 4, şurası K'da 2K, 8 oldu. 2K artı 8. Oranımız ne geldi bakın? 1/3. Büyük dikdörtgenin kenarı 2K artı 8, diğeri K. Buradan 3K eşittir 2K artı 8. K'da ne olmuş oldu? 8. Şimdi bir kenarını bulduk. Gelelim diğerine. Burada 5. Şöyle. Burası 5. Yine sonuçta burası da 5 olacak değil mi? Neden? Açılar aynı. Sonuçta burası 5 birimse, burası 4 birimse, burası 4 ise, burası 4 ise yine 5 olacak değil mi? Eşlik. 4'e 5, 4'e 5 olmalı. O zaman uzun kenar 5, burada da 5, 10. Şuna da hadi uzun kenara A diyelim böyle. 10 artı 2A. Diğerinin uzun kenarına da A demiş olduk. Yine oran 1/3. Buradan da 3A eşittir 10 artı 2A'dan A 10 geldi. Ufak dikdörtgenin bir kenarı 8, bir kenarı 10. Çevresi ne olur o zaman bunun? 18, 2 ile çarp 36. Benzerlik oranı ne? 3. O zaman büyük dikdörtgenin çevresi de 36'nın 3 katı 108 olacak. Hatta kenarlarla da göstereyim bak. Burası 30 olur. Burası 24 olur. Gerçekten çevresi 108 olur. Benzerlik oranı kenarların oranı ve çevrelerin oranına eşittir. Sadece alan oranı benzerlik oranının karesi. 4 tane özdeş dikdörtgeni nasıl yapabiliriz? Bir, hani kenarları çakışık olacak diyor. Şöyle yapabilirim değil mi? O zaman böyle 1, 1 desem, buraya A, A desem şu şekilde. Bu köşegende bize kaç verilmiş? Kök 68. 68 eksi 4. 64 yaptı. Yani buradaki bu kenarımız 8 olabilir. Demek ki bir kenar 4 olur, bir kenar 1 olur. Çevresi bunun 10 olabilir. Problem yok. Sonra şöyle de olabilir tabii ki değil mi? Bu şekilde 4 tane dikdörtgen bir deneyelim. Kenarları çakışık. 1, 1, 4. Burası kök 68 olduğu için burası A. 68'den 16 çıktı. Kök 52. O zaman alanı kök 52 değil 52 olabilirdi. Onu da geçtik. Sonra şu da olabilir. Böyle de kenarlar çakışık olacak şekilde görebiliriz. Burada artık burası 1. Şurası kök 68. Burası o zaman kök 67 oldu. Köşegen uzunluğu 4 demiş. Kontrol edelim. Burası 1. Burası 4. 16'dan 1 çıktı. Kök 15. Ama bu kök 15. Bu kenarımız ne? Kök 67/4. Ama burada bakınca kök 15 çıktı uzun kenar. Yani 3 de olmadı. Yalnız 2 B şıkkı. Yan yatırılmış. Yan yatırılınca tabii kenarları unutmayalım. Burası yine 8. Burası yine 20. B'nin köşe yolun uzaklığı 12 birim bak. Burada verilmiş. Şimdi dik V'ler bizim için önemli bak. Burada şu 90 dereceye dikkat etmek lazım. Şöyle büyüteyim. Sadece bu şekil üzerinde çalışacağız artık. Şimdi dik V'nin sağına soluna alfa beta yaparsanız benzerlik yapma şansınız olur. Dik V dediğim ne? İşte şu. Bir zeminde böyle V harfinde bir 90 derece olursa Benzerlik yapmak için sağ ve soluna böyle alfabete yaparsanız bak kullanırsınız. A üssü C arasındaki uzaklık da şöyle bir üçgenin hipotenüsü gibi olduğu için ben buradaki AH'ı bulmalıyım. Buluruz. Benzerlik yaparak veya trigonometri yaparak fark etmez. Şimdi buraya H diyelim. Buraya beta dersen, buraya alfa dersen beta'nın gördüğü H, beta'nın gördüğü 12, 90'ın gördüğü 8 ve 90'ın gördüğü 20. Böylece ne olmuş oldu? 4.8. Artık 4.8 kontrol edelim ne olur o? 4.8, 8. 10 katını alsak 48, 80. Yani 3'ün 16 katı, 5'in 16 katı, 4'ün 16 katı 64. O zaman geri 10'a böleyim. Özel üçgen şu HB 6.4 geldi. Buraya o zaman 3.6 kaldı. Şimdi yüksekliğine bulmuştuk H'ı 4.8. Bu 3.6. 36 olsaydı 3'ün 12 katı. 48 4'ün 12 katı. 5'in 12 katı 60. O zaman 6.0 yani 6 geldi C şıkkı. Bir dikdörtgen köşegeni üzerinde ittirilmiş yukarı doğru. Ve O noktası C'ye gelmiş. Bak o önemli. Yeni nesil sorularda ÖSYM'nin daha çok böyle hani bu ÖSYM tarzı yeni nesil sorularda cümleleri ÖSYM yukarıda verir. Sizden okuyup anlamanız beklenir. Dolayısıyla burada da bu önemli duruma dikkat etmek gerekiyordu. Şimdi buna göre bu parçalar birbirine niye? O noktası köşegenin orta noktası değil mi? Onu unutmayacağız. Sadece bu bilgi bile bizi kurtarır. Eşkenar dörtgen oluyormuş bu A üssü B, C, D üssü. Şimdi bir kere zaten C noktası şurada O noktası eski. O zaman burada tabii ki köşegen olduğu için yine yarısı. Dik üçgende muhteşem üçlü aman unutmayalım. O zaman yine muhteşem üçlü unutmayalım. Kenarlar zaten birbirine eşit. Eşkenar dörtgen dediği için haliyle burada ne oldu bak? İki tane eşkenar üçgen. Bir tanesinin alanına şöyle bir kenara A dersek A kare kök 3 bölü 4. Bundan 2 tane var. 36 kök 3 olmuş. Bunlar gitti. A kare 72 geldi. A da buradan 6 kök 2 oldu. B şıkkı. KC FB'nin 1 bölü 3'üymüş. Şimdi açı istediği için nasıl olsa kenar uzunlukları mühim değil. Kendimiz sayı verelim. İlla A'ya 3A diyecek halim yok. Çünkü uzunluk sormuyor. 1'e 3 diyelim. Ne olacak? Soruda bakın A köşesi BC'nin orta noktası demiş. Şöyle. Bir kere katlamada açı değişmez. Buraya bir 90'ı yerleştirmeniz lazım. Ve 90'ı yerleştirdiğinizde dik V dediğim bir mevzu var. Alfa beta 90 bak. Dik V'yi gördüğünüz zaman sağına soluna alfa beta yapın. Neden? Çünkü birden fazla 90 dereceler olduğu zaman ne güzel benzerlik gelme şansı doğuyor. Bak buraya alfa de. Burası beta. Bu zaten 90, bu da 90. Buraya beta bak, buraya da alfa demiş olursun. Bunun sayesinde ne olur? Bunlar birbirine eşit olduğu için buraya x de, buraya x de, x'in 1'e oranı tanjant beta. Burada da yine tanjant beta 3'ün x oranı. X kare 3, x buradan kök 3 gelmiş oldu. Bizden ne istiyordu? Bir bakalım artık. Açı istiyor. Bir dikkenarın diğer dikkenarın kök 3 katı olduğu tek üçgenimiz ne? 30-60-90 üçgeni. O zaman devam ettirirsek şu açımız 60, burası 60. 30-60-90'dan dolayı burası yine 30. Dikkat! Katlamada kesinlikle uzunluk değişmez. DE üssü aslında nerede? Eski DE uzunluğu. Bu yüzden burası da x 150 oldu. 2x eşittir 30'dan x 15 geldi. Şu üçgende bakın rahatlıkla iç açılar ya da klasik 2 iç bir dış 2x eşittir 30'dan da yapabiliriz. X 15 olur B şıkkı. Eşit alanlı 5 dikdörtgensel bölge demiş. Şunlara böyle S dersek şimdi şuna dikkat etmemiz lazım. 1 S S olduğu için bu kenarlar aynı. 2 burada şu dikdörtgenin alanı S yeşilin. Kırmızı ve beyazın toplam alanı 2S. O zaman alanlar oranı, tabanlar oranı. Buraya K dersem buraya 2K demiş olurum. Sonra yine aynı şekilde burada toplam alan 4S ise burası 3K bölü 4 olacak. Çok işimiz yok ama yine de söylemiş olalım. Gelelim şimdi şu S. Burası aynı kenara sahip olmasına rağmen 3S. O zaman bu 24 olur. Çevre ne oldu? 32 artı AB'nin 2 katı. Şimdi çevrenin tam sayı olması için şurası mecburen en az 1 bölü 2 olur. Sonuçta çevrenin tam sayı olmasını istiyorum. İlla AB uzunluğum tam sayı olacak diye bir şey yok. Çevresi tam sayı demiş. Buna göre AB en az 1 bölü 2'dir. Bunları 2 ile çarpınca bakın hani göstermiş olayım. 64 artı 2B tam sayıysa bu zaten tam sayı. O zaman bunun da tam sayı olması lazım. AB uzunluğu mecburen en az 1 bölü 2 oluyor. Doğal olarak AB uzunluğu 1 bölü 2 olunca 1 bölü 2 ile 32'yi çarparsak dikdörtgenin alanı en az 16 birim kare olur. Burada üstte 2 tane şekil verilmiş. Birisi dikdörtgen, birisi kare. Yukarıda ekstra özel bir şey anlatılmıyor. O yüzden biz şekle bir kırpalım. Soruda anlattığı durum. Saatin dönme yönünde tamam. Üstte verilen bilgiler de tamam. Şimdi biz sadece bu şekle odaklanmak için şöyle bir kırpayım ve burayı görelim. Şimdi kırpı döndürülmüş ve bize ne diyor? Kartonun 18 birim karelik parçası karenin içinde kalmış. Şimdi o zaman 18 birim karelik alan burası değil mi? Ve neye bakacağım burada? X'i bulana kadar önce. Bu 15 derece, bu 90 derece. 15, 75, 90 üçgeninde yükseklik tabanın 4'te biri. O zaman 4h çarpı h bölü 2, 18. h kare 9, h 3 oldu. Yükseklik 3 olunca şu tabanımız da artık tamamı 12 birim geldi. Nasıl x'i bulacağım? Ne alaka? Karenin tabii ki köşegenini unutmayın arkadaşlar. Köşegen sayesinde burasına 45 olması için 30 kaldı. Köşegenden dolayı zaten 45 derece. 30 ve 45'in ben arasından dik indiririm. Dik üçgenlerde yapıyorduk ya böyle. 90'ın karşısı 12. 30'un karşısı 6. Burası 45, 45, 90. 6, 6, 6 kök 2 oldu. D şıkkı. İki tane dikdörtgen şeklinde tabela verilmiş. Bu tabelanın ağırlık merkezlerinden geçiyormuş bu çubuğumuz. Sonra ağırlık merkezi etrafında alttaki tabela döndürülüyor. Ağırlık merkezi etrafında döndürülüyor demiş. AD'yi 14 birim, DC'yi 48 ve OC üstünde 15 vermiş. Şimdi bizden K noktasının zemine olan uzaklığını istiyor. Burada tabi bu tarz böyle yeni nesil sorular tam sınava uygun bence. Çünkü tamamen temel şekiller var. Ekstra özel hiçbir şekil yok. Ve benim bu şekillerden, temel yorumlardan bir şey çıkarmam lazım. Şimdi ağırlık merkezi şöyle bir O noktası desek. Burada 2'ye bölersem ağırlık merkezinden inen dik 2'ye böleceği için 24, 24, burası 14, 7, 7, 24, 25. Doğal olarak burada aslında şuna dikkat edeceğiz. Ağırlık merkezi etrafında döndüğü için bunun köşeye olan uzaklığı değişmez ki. Burası da 25 olur bak. OC üssü. 15 olduğu için artık burası ne oldu? 20 oldu. 15, 20, 25 üçgeninden. Ağırlık merkezi tam ortada olduğuna göre burası ne olacak? Yine burası da 20 olacak. Burada akla hemen şu soru gelebilir. Bir dakika hocam orası niye 20? Hemen onu izah edeyim bak. Şurayı devam ettirdiğim zaman köşegen ya bak bu kelebek benzerliği gördünüz mü? O ayrıntıyı hesap etmezsek ya ben orayı nereden bulacağım ki hocam dersiniz. Ama kelebek benzerliğinden işte burasının da 20 olduğunu görüyorum. 20, 20, 40. Burası zaten 14. Toplamda 54 oldu C şıkkı. Bu soruda aslında her bilgiyi vermiş. KLC doğrusal diyor. Tamam. KLC doğrusal olduğuna göre böyle uzat. Sonra KL'yi bir de üzerine 10 vermiş. Üstüne üstlük bunlar eş üçgen olduğu için bu alfa ise mecburen bu da alfa. O zaman artık burada ne oldu? 20 birim. Şimdi şöyle yaparsak bakın bu normalde 15-20-25 üçgeniydi. Buradan da tanjant alfanın ne olduğunu görürüm. 15 bölü 20 yani 3 bölü 4. Tabii ki burası da tanjant alfadan 3K olacak. Burası da 4K olacak. Toplamda 5K neye eşit oldu? 20, 20, 40, 10 daha 50. O zaman 5K 50 ise 4K 40, 3K 30'dur. 40, 30 daha 70. 2 ile çarp 140 oldu. E şıkkı. Kaç tane var burada? 7 tane dikdörtgen, 7 tane kısa kenar. K diyelim ona. 7 tane kısa kenar, 3 tane uzun kenara eşit. Bir tanesine de uzun kenar diyelim maksat anlayalım. O zaman kısa kenarlarda oran sormuş ya. Biz sayı verelim. Kısa kenara 3 birim diyelim. Uzun kenara da 7 birim diyelim. Son durumda ne olacak? 7 burası 3. O zaman kare çıktı burada. Çünkü burası yine 3. Totalde 7 olduğu için 4 kaldı. Karenin alanı o zaman buradan 16 birim kare oldu. 3 çarpı 7'den bir tane dikdörtgenin alanı 21 geldi. Oranları 16/21. Oran soruyorsa, hiçbir şekilde sayı vermediyse biz bir yere sayı verip diğer yerleri oranlayabiliriz. Özdeş iki tane kare var sağda ve solda. Yine özdeş iki tane dikdörtgen var sol ve sağda. Karenin alanı dikdörtgenin alanına kaç katıdır demiş. Burada neye dikkat edeceğim? Şimdi ne alaka bu soru böyle? Tam böyle sınav tarzında ÖSYM'nin yapılabilir tarzda sorularından biri olur. Bu tarz soruları o yüzden önemsiyorum. Zor değil. Dikkat etmemiz yeterli aslında. O da ne? Dikkat edeceğimiz yer köşegen. Doğal olarak burası 45 derece olduğu için ben buraya A dersem buraya da A derim. Şimdi artık 45 derece olduğu için burası 1. Doğal olarak zaten dikdörtgen olduğu için burası da A+1 oldu. Bak 45-45-90 üçgeni. Dikdörtgenin bir kenarı A+1. Sonra karenin bir kenarı A. Burası 1, burası A. Şimdi temel benzerlik yapayım bak. A+1'in 2A+1'e oranı 1'in A'ya oranına eşit, temel benzerlik. Buradan A kare artı A eşittir 2A+1. Sonra A kare eksi A eşittir 1 oldu. At A'yı öbür tarafa, A kare eşittir A+1 oldu. Neden bunu yaptım biliyor musunuz? Bu karenin alanı. A kare dikdörtgenin alanına bak. 1 çarpı A+1'den bu da dikdörtgenin alanı. Dolayısıyla bunlar eşit olduğu için alanlar oranı 1 geldi. Özellikle renklerle ifade etmiş bakın katlamayı. O zaman ne oluyor? Sarı bölge açıkta kaldığına göre demek ki şu kırmızı kısım bir miktar katlanmış sağa doğru. Yine mavi kısım da yine katlanmış ve ortada bakın açıkta bölge kalmış. İlk durumda bu görüntümüz, o mavi, kırmızıyı özellikle geri buraya aldım. Maviyi de özellikle buraya aldım. Şimdi katlamada uzunluk değişmez mevzusunu burada bir kullanacağız. Ortak bölge sarı, oraya harf vereyim. O zaman şöyle gösteriyorum. Şu uzunluğuma ne kalır? 10-A. Katlamada uzunluk değişmez. Burası da 10-A. Sonra A. Burası ne olacak? 16-A. Katlamada uzunluk değişmez. Yine 16-A. Toplamda 32-10-10 52-3A oldu. Ve bu 28 verilmiş sorunun başında. Doğal olarak A eşittir 24/3'ten 8 oldu. Şimdi bu A'ları yerine yazarsak. Bakın şimdi. Burası 8. Bu da 8. Sonra 10-8'den burası da 2. Ne söylerim? Buraya 8S alanlar oranı, tabanlar oranı. Buraya 8S, buraya da 2S. Topladım kırmızıyla maviye 10S. Sarı da buradan 8S. Oran da buradan 5/4 geldi. D şıkkı. Başlangıçta eşit alanlı sarı, kırmızı, mavi verilmiş. O zaman tabanlar burada aynı. Bir de şunu yapalım. Nasıl olsa alanlar ya. Buraya 2 diyeyim mesela. Buraya da 2 diyeyim. Buranın alanı 4 olsun. Oran yapacağız ya. Sayı verdim kendim. Buraya da 4 diyeyim. O zaman bunun da alanının 4 olması için bir kenarı ne olacak? 1. Gerçekten üst taraf 8, alt taraf 4. Çok da öyle enteresan bir şey yapmadım doğrusu. İkinci durumda bu mavi alan tamam devam ediyor. 4. Bunlar ama bakın azaldı. Ve diyor ki bize ikinci durumda gri bölgenin alanı mavi bölgenin alanına eşitmiş. Tamam, o zaman burada şunun kenarı 2, burası 2, burası zaten 1. Demek ki ne olması lazım 4 olması için? 4/3 olması gerekiyor. Şimdi 4/3 biz sağa doğru kaydırdığımıza göre bu da 4/3 azalacak değil mi şu kenar? Başlangıçta 2 idi, 4/3 azalırsa ne kalır? 2/3. Artık bu kırmızının alanı 4/3 olacak. Gri'nin alanı 4'tü. Bunların oranı da 3 geldi. Küçüğün büyüğü oranı da 1/3 oldu. Dediğim gibi sağdan bunu 4/3 ittirdiğimiz zaman kırmızının da sağa doğru 4/3 gittiğine aman dikkat edin arkadaşlar. Dolayısıyla başlangıçta 2 iken artık burası 4/3 azaldı. Bu yüzden 2/3 kaldı buraya. Burası zaten 2 idi sayı verdiğimiz zaman. Dolayısıyla A şıkkı. MC-CL bir birim verilmiş. Buraya A dersem buraya A-1 diyeceğim. Öyle diyeyim yani, hani bir yerden başlayacağız sonuçta. O tek bilinmeyen abartmayayım şimdi A-1. Çünkü soruda aslında hemen hemen her şey verilmiş. MF 12 birim diye söylüyor. Sonra BL 3 birim. AB ve FG. Asıl mesele burası zaten. Benzerlik. Yani bakın şimdi. Şuraya ben alfa dersem. Şu rengi bir değiştireyim. Buraya alfa dersem. Bak yöndeş açıdan bu da alfa. Bu beta. Burası da beta. Buraya x, x diyelim şimdi. Tanjant alfa, üstteki ABL üçgenine de x bölü 3. Sonra şurası x pardon. Tanjant alfa, alttakinde de yine 12 bölü x. Ben dik üçgenlerde benzerlik yapana kadar hemen trigonometriyi yapıştırıp geçiyorum. Ama siz şunu da diyebilirsiniz. Alfanın karşısına x gelmiş, alfanın karşısına 12 gelmiş. Beta'nın karşısına 3 gelmiş, beta'nın karşısına x gelmiş. Bakın bu da aynı şey. Sonuçta x kare 36. Nereden yaparsan yap x eşittir 6 oldu. Bunun sayesinde artık x'in 6 olduğunu gördüğümüze göre yine aynı yorum. Tanjant alfanın artık 1 bölü 2 yani 6 bölü 3'ten pardon 2 olduğunu gördüm. O zaman burada da tanjant alfa a bölü a eksi 1 2 olacak. A da buradan bu yüzden 2 oldu. EFDA'nın alanını bulabilirim artık. Şurası 1 artı 3'ten 4. Daha sonra burası yine 2 artı 12'den 14, 20 çarpı 4'ten 80 C şıkkı. Burada AD uzunluğu verilmiş. Aslında neye dikkat etmeliyiz? Şöyle birleştirdiğim zaman bu kesinlikle doğrusal. Niye? Uzunluklar eşit ve paralel. Uzunluklar eşit ve paralel. Ben şunu görürüm o zaman. Şöyle birleştirdiğim zaman benim için böyle eğik kenarlar Pisagor sebebidir. Bak. Şu bir dik üçgen getirdi bize, görüyor musunuz? İşte bu dik üçgen sayesinde şöyle A, 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 buraya yine 3A dersem 3A, 4A, 5A, 10'dan A2. Demek ki bu parçaların her biri 2 birimmiş. Sonra bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın önemli bir nokta. Şimdi şöyle birleştireyim bir şunu. Burada neyi görüyorum? Şu açı alfa, bak şimdi. Şu açı da alfa değil mi? İkisi de çünkü 2 bölü 6. Aynı uzunluklar. O zaman buraya dikkat edin lütfen. Şöyle bir beta dersem. Şuradakinden dolayı zaten 90 alfa artı beta. Ne oldu bir anda? Burası da alfa artı beta olunca burası 90 geldi. Yani paralellikten dolayı burası da 90 oldu. Güzel. O zaman burası böyle, burası da 90, burası da 90. Yani bu parça buraya eşitmiş. O zaman ben burada şunu görürüm. 2, 6, 2 kök 10 olunca ne güzel, burası da 2 kök 10 oldu. Burası da yine 2, 6, Pisagor'dan 2 kök 10. Gördüğünüz gibi bulmuş olduk şu uzun kenarı. Kısa kenara gelelim. 2, 6, 2 kök 10 dikdörtgenden, bak burası da 2 kök 10. Böylece 2 kök 10 çarpı 4 kök 10. 80 geldi C şıkkı. KD, burada K neymiş? A noktasının DE'ye en kısa olduğu nokta K. Gerçekten en kısa uzaklık dik uzaklıktır bir noktanın doğruda. Yine burada G'nin en kısa uzaklığı L diyelim. Dolayısıyla burada ne demiş bize? DK, DK burası 3 birim diyeyim, nasıl olsa oran soruyor. LF burası 2 diyor. Şimdi böyle bakınca biraz manasız gibi duruyor olabilir. Ne alaka şimdi, benzerlik yok, açı yok. Tabii ki orada benzerlik yok. Alfa, beta, 90 falan filan. Bakın burası alfa. Ne alaka bu? Hiçbir şey yani orada. Doğal olarak ben ne yapacağım biliyor musunuz? Öklit. Dikten dikindiği için şu DE tamam kalsın. Bak M kare diyeyim şu DA'ya. M kare kendisine yakın olan parça çarpı tabanın tamamı değil mi? Kendisine yakın olan parça bu. Tabanın tamamı bu. Sonra m kare, şu sarı üçgene dikkat edin. M kare kendisine yakın olan parça 2. Tabanın tamamı df. Gördüğünüz gibi soru bitti. Bunların oranı 2 bölü 3 gelmiş oldu. Bu kadar. Yani Öklit olayı halletti. Bir dikdört, bir ne verilmiş bakın. Katladığımız zaman ne diyordu? Dik üçgen. Şimdi o zaman ben genelde böyle sorularda bir eski haline getiriyorum olayı daha iyi görmek için. Burada DB üssü DB'ye eşit. Sonra katlamadan dolayı tabii ki uzunluklar değişmez. Burada yine DA üssü eski DA'ya eşit. İşte AE buradaki AE üssüne eşit. Daha sonrasında şöyle eski haline getirirsek burada yine şu kısımda böyle bir C üssü desek buradaki EC'ye eşit olacak. EC üssü ile EC. Soruda bir bilgi verilmiş. Onları kullanalım artık. 2AB üssü A üssü D. Buraya ben K dersem buraya 2K demiş olurum. Katlamada burası 3K olur. Katlamada yine 2K ise burası 2K olacak. Şimdi artık şunu yapalım. Benzerlikten ben buraya 2M desem küçüğün tamamının oranı ne olacak? Bakın 5M olacak. Büyük üçgende şu yorumu yapabilirim o zaman. Sonuçta benzerlik oranı yüksekliklerin de oranına eşittir. Ben buraya 2H dersem tamamının 2/5'ten ne olması gerekiyor? 3H kalması gerekiyor buraya. Bu dik üçgenin bir kenarı 2M olmuş oldu. Bir kenarı 3H. Bölü büyük üçgenin alanı. Yükseklik 5H. Taban 5M dedik. Bölü 2. Buradan da 6 çarpı 2, 12/25 oldu B şıkkı. 5 tane birbirine eşit parça var. O zaman kısa parçalara K diyelim. Uzun kenara U diyelim. 5K 2U. Nasıl olsa oranla ilgili bir şeyler yapacağız. Hemen sayı vereyim. Buraya 2 diyeyim. Kısa kenara, uzun kenara 5 diyeyim. Yani 2'ye 5. Gördünüz mü? Şimdi artık şurası 2 birim. Burası 2 birim. Bir uzun kenar 5 birim olduğu için buraya 1 kalır. Daha sonrasında şöyle bir üçgen yorumu yapmak için ben açık söylemek gerekirse böyle birleştiririm. Neden? Benim için böyle eğik kenarlar aslında Pisagor yapma sebebi. Dolayısıyla böyle uzattım. Burası 1. Buraya 4 kaldı. Burası 1 olduğu için bakın şimdi burada da toplam uzunluğumuz neydi? Pardon. Kısa kenara 2 demiştik. Onu düzeltelim. 2. O zaman buraya da 3 kaldı şu parçaya. Karşılık kenarlar eşit. Burası da 3. Bu arada şuna dikkat etmenizi istiyorum. Bu uzun kenar 5 değil mi? O zaman arkadaşlar bakın şimdi burası 5 birim. Burası 4 birim. Şu kısmın L'ye kadar olan uzunluğun ne olması lazım? 3-4-5 üçgeninden 3. Demek ki aslında o L noktası neredeymiş? K noktası üstündeymiş. Yani görüntü şöyleymiş aslında. Burası 5. Bu 4 bulduğumuz için, pardon hatta düzelteyim affedersiniz. Ha evet, orada problem yok, doğru. 1, buraya 4 kaldı hakikaten. O zaman burası 3 oldu. Şuraya bir T noktası diyeceğim. T noktası, burası K noktası. Ama aynı zamanda bu dikdörtgenin köşesi olan L noktası. K ve L üst üste denk geldi bakın. Soruda bir bilgi verilmiş. Ona dikkat edelim. A üssü M, D üssü C doğrusal diyor. Şunu atlamadan biz bir doğrusal yapalım. Unuturuz yoksa bakın burası doğrusalmış. Onu bir daha bir çizeyim. Şöyle bir doğrusallık var. Sonra katlıyoruz. Katlamada işte bu açı birbirine eşit. Sonra bu uzunluklar birbirine eşit. Bize AK'yı 3 vermiş. O zaman KA üssünün de 3 olduğuna dikkat etmeliyiz. DE 15 demiş. Burasının da katlamadan dolayı 90 derece ve 15 olduğunu atlamayalım. AD'yi de 24 vermiş bakın. İki yoldan ben size bunu bir çözeyim. Önce şuna dikkat edeceğim. Hatırlıyor musunuz? Açıortayın kollarına inen dikler birbirine eşit ya böyle. Burada da işte sonuçta burası 90 derece, burası da 90 derece. Ben bunu devam ettirirsem ne olacak bakın. Aslında şöyle bir şöyle göstereyim. Burada bakın bir R diyeyim buraya. R, D, E üçgenini sağa katlamışım gibi. Bu yüzden burası A ise burası da A olacak. Peki ne olacak? 3'ün 15 oranı 1/5 ya. A'nın da A artı 24'e oranı 1/5. Yani A buradan ne oldu? 6. O zaman burası da 6 oldu. Şimdi şurayı da bir devam ettireyim. Bir şey söyleyeceğim buradan. Bakın lütfen. Şurada arkadaşlar 6. Burası 3. Sonra şurası 6. Açı ortay değil mi? Katlamada açı değişmez. Burası açı ortay olacak. O zaman neyi görmeliyim? 6'nın 3 oranı 2. Buraya da 2x, x dersem dikkat edin 6, 3 artı x, 2x. Özel üçgen deneyelim. 6, 8, 10 üçgeni. Buraya 5 dediğim an hakikaten 10 oluyor. Burası da 4 oluyor. Demek ki şu uzunlukta 5 birimmiş. 3, 4, 5 üçgeninden burası 4'müş. Katlamada uzunluğun değişmediğine dikkat et. DA 24 ise buradaki DA üssü aynı uzunluk 24. Buraya 20 kaldı. Sonra şöyle büyüteyim bir gör. Burada şu açıya alfa dersem burası yine alfa olacak. Ters açı. Z'den dolayı bu da alfa. Bak tanjant alfa dikkat et. Ne? 3 bölü 4 değil mi? O zaman burada da 3 bölü 4 olması için 20 birim geldi. 15-20-25 üçgeninden 25 oldu. Karşılık kenarlar eşit. 35 olduğu için, burası da 8 olduğu için ne olacak? 27 oldu burası. Karşılık kenarlar eşit. Bundan sonra artık sadece bunların kenarlarının uzunluğunu toplamak kaldı. Çevre için onu da göstereyim. Şunları toplayacağız. Bu kenarları topladığım an çevreyi buldum. Bir de meraklısına diyelim, hani trigonometri bence gerçekten önemli. İkinci bir çözüm olarak da bir şey söylemek istiyorum size. Bakın arkadaşlar, burada bazen trigonometrinin önemli kısımlarının olduğunu düşünüyorum bu açılarda. Şimdi burası 3'tü, burası 3. DE'nin 15 olduğunu biliyorum. Burası 12, burası 24. Buraya alfa diyeyim, buraya alfa diyeyim. Bakın şimdi şunları da bir sileyim. Tabii ki orada tan alfa neye eşit? 24 bölü 12'den 2. Tanjant 2 alfaya bakalım şimdi. Tanjant 2 alfa. Yani şu açının tanjantına. O zaman ne olacak? Hatırlıyor musunuz formülü? 2 tan alfa bölü 1 eksi tan kare alfaydı. Dolayısıyla 4 bölü eksi 3, yani tanjant 2 alfa eksi 4 bölü 3 geldi. Peki bunun bana katkısı ne? Burası da kaç bak? 180 eksi 2 alfa. Yani bunun da tanjantı eksi 4 bölü 3'ten 4 bölü 3 gelecek. Burası 4K olacak. Burası 3K olacak. Gerçekten şunu bir düzeltelim. Burası da yine böyle 5K olmuş olacak. Artık ben şu DE'nin 15 olduğu için buranın 15 olduğunu biliyorum. Burayı artık yine 20 ve burayı yine 25 bulmuş oldum. Sonra yine klasik yorumum, burası alfa ise Z'den dolayı bu alfa 3. Burası 4, yine 5 oldu. Ve yine buraya aynı şekilde 35'ten 8 çıkınca 27 kaldı. Burası yine 24 oldu. Trigonometriden de denk geldiğinde bence faydalanmak lazım. Bir dikdörtgen verilmiş. Bu dikdörtgen önce yatay sonra düşey bir şekilde veriliyor. Tavan ve taban uzunlukları, bakın tavanın tabana olan uzaklığı değişmemiş. O sabit bir şekilde duruyor. Tablonun yüzey alanı 108 verilmiş. Bizden çevresini istiyor. Güzel bir soru. Şimdi buraya bir A diyelim. Buraya bir B diyelim. Çevreyi istiyor ya. Biraz orada A artı B, yani bu iki kenarın toplamı ile ilgili bir durum var. Birincisi B artı 13, yani buranın uzunluğu neye eşit? Buraya. Oraya da A demiştik. A artı 25. Bu yüzden B A artı 12 oldu. Lazım olursa bunu kullanırız. Ya da şöyle yapayım. B eksi A 12 diyelim. Yine aynı şey. Buradan nereye bağlayacağım? Çünkü tam kareye, iki kare toplamına falan. Bakın şimdi A çarpı B'yi bana niye vermiş acaba bu 108 diye? İki sayının farkı ve iki sayının çarpımı verildiğinde bu bana neyi hatırlatmalı? Tam kare. B eksi A'nın karesi. B kare artı A kare eksi 2AB değil mi? Bu o zaman burası B eksi A 144. Sonra burası 216 oldu 108'in iki katından. 360 eşittir B kare artı A kare geldi. Şimdi buradan nereye bağlayacağım? B artı A'ya. B artı A'nın karesi. B kare artı 2, şöyle yazayım, B kare artı A kare artı 2AB ya. 2AB'nin 216 olduğunu biliyorum. B kare artı A kareyi de şimdi buldum, 360. Böylece ne oldu? 576, yani B artı A'nın karesi 576. B artı A 24 geldi. 2B artı 2A'da çevredir, 48 olur. Burada bize verilen bilgileri bir okuyalım. Çünkü bu soruda dikkatli olmamız gereken yerler var. Masa örtüsü dikdörtgen şeklindeki masanın üzerine ağırlık merkezleri çakışacak biçimde konulduğunda. Şimdi şöyle bir görüntü yapalım, dikdörtgen. Sonra şu kıvrık kısımları masa hizasına getireyim ben. Şöyle. Bu şekilde bakın. Bana diyor ki bu ağırlık merkezi hem karenin ağırlık merkezi hem masanın ağırlık merkezi. O zaman bir dikdörtgenin ağırlık merkezi, hemen kenarda hatırlayalım. Dikdörtgenin ağırlık merkezinden böyle dikler indirdiğiniz zaman şeklin tam ortasında olduğu için bunlar birbirine eşittir. O zaman burada hemen şu uzunlukların eşit olduğunu göreceğiz. Bu aynı zamanda karenin de ağırlık merkezi olduğu için tam burası da böyle ortadan geçecek. Buna göre artık ne anlamış olacağım ben? Şu kırmızı parçalar da birbirine eşit olacak ki sonuçta karenin köşegen parçaları birbirine eşittir. Devam edelim. Şimdi sorunun ikinci kısmında şunu söylüyor. Masa örtüsü A köşesinden zemine doğru, yani zemin böyle aşağı doğru çekildiğinde, aslında hiza olarak aşağı çekiliyorsa bu masanın üstünden böyle bu yönde çekiliyordur değil mi? 4 birim çekildiğinde bu köşegenimiz, yani ağırlık merkezinin olduğu nokta nereye geliyormuş? Bu masanın burasına. Ve diyor ki bak, bu nokta buraya geliyor. O diyelim. O üssü olarak. Sonra diyor ki görünmeyen yüzün köşesi. Buraya da B diyeyim. B köşesi de buraya. Çünkü karşılık kenarların üzerine geliyorlarmış. Gerçekten bakın yeşil ve kırmızı diyeyim. Gerçekten şu an B köşesi ve O köşesi kırmızı ve yeşil kenarların üzerine geldi. Kaç santim hareket edince? 4 birim. O zaman ben şunu söylerim. Bu kırmızı 4 birim hareket edecek aşağı doğru. Doğal olarak burası da yine 4 birim aşağı hareket etmiş olacak. Bunlar birbirine eşit. 4 birim hareket ettiğinde O nereye geliyor? Buraya. O zaman bu da 4 birim hareket etmiş olacak. Doğal olarak köşegen parçaları eşit olduğu için burası da 4 oldu. Yani bu karenin köşegen ne kadarmış? 16. Artık bu karenin köşegeninin 16 olduğunu görmüş oldum. Burada 16 dedikten sonra karenin o zaman şu 8 olduğu için dikdörtgenin de bir kenarını 16 bulmuş oldum. Sonra diğer kenarını zaten şimdi 8 bulmuş oldum. Böylece dikdörtgen bu masa yüzeyinin alanını soruyor. 16 çarpı 8 yani 128 birim kare oldu C şıkkı. Hemen şöyle bir bilgi vermek istiyorum size. Paralel kenar, eşkenar dörtgen, kare ve dikdörtgen fark etmez. Bunları böyle karşılıklı kenarlarından bir doğruyla böldüğümüzde alan iki eşit parçaya bölünüyorsa bu iki parça birbirine eşittir AA, yine bu iki parça birbirine eşittir BB. Öyle hiç özelde bir sebebi yok, söyleyeyim hani bir dakika hocam nereden geliyor, hiç heyecanlanmanıza gerek yok. Çünkü yamuğun iki tane yamuk oldu bak burada. S1 ve S2 diyeyim. Yamuğun alanları birbirine eşitse, yükseklikler eşitse mecburen ne olmak zorunda? Tabanlar toplamı birbirine eşit olmalı. Şöyle görelim bakın. Diyelim bilmiyorsunuz, tamam mı? Buraya A diyelim, buraya B diyelim. Kenarın tamamına C diyeyim. Şuraya C-B yazdım. Sonra buraya da C-A yazdım. A artı B neye eşit olmalı? C-A artı C-B'ye. Böylece 2C ne oldu? 2A artı 2B. Yani C buradan A artı B oldu. Demek ki paralel kenarın bir kenarı A artı B olduğuna göre gerçekten buraya A kaldı. Buraya da bak B kaldı. O yüzden özel bir durum değil dedim. Yamuktan alanların eşit olmasından ispatlayarak artık ne söyleyeceğiz? Paralel kenar dediğim gibi kare, dikdörtgen, eşkenar dörtgen hiç fark etmez. Hepsinde bu doğruyla 2'ye böldüğünüzde artık bundan sonra ezbere bile bilebilirsiniz. İspatını yaptık nasıl olsa. AA, buraya da BB diyebilirim. Bu yüzden hemen artık bu GF ile PA'yı eşitlerim. FK ile de DC'ye birbirine eşitlerim. Benden o zaman KB ile de doğal olarak AB ve böyle ED ve RG birbirine eşit geldi. AC. Harflendirelim. A diyeyim. Buraya B diyeyim. Sonra buraya A artı B diyeceğim, karenin bir kenarı. Daha sonra buraya da küçük kenar A diyeceğim. Totalde 2A artı 2B 14. A artı B 7 geldi. Güzel. Şimdi dikkat ederseniz AK neye eşit? BB B kök 2. Sonra GK neye eşit? AA A kök 2. Soru benden ne istiyor? A kök 2 artı B kök 2. Kök 2 parantezinde A artı B. Demek ki 7 kök 2 oldu B şıkkı. Burada bir kare oluşmuş bakın gördüğünüz gibi. Başlangıçtaki zaten bu arada neden aslında kare oluşur? Bak burası 90 derece, burası 60, burası 60 eşkenar üçgen olduğu için buraya 30-30. Bunlar birbirine eşit geldi. Şimdi eşkenar üçgenin kenarları eşit olduğu için buraya A desen bak, buraya B desen. Aynı mantıkla BB doğal olarak buraya A kaldı. Yine BB A kaldı bak kare oldu. Yani böyle nasıl oluyor diye düşünürseniz harfleri verince bile oldu. Şimdi bunu gösterdikten sonra artık devam edelim o zaman. Eşkenar üçgenin bir kenarı A artı B olduğu için buraya B dedim. A artı B, burası da A. Büyük karenin çevresi 2a artı b'nin 4 katı. Mavi karenin çevresi 4a. Topladığımız zaman o zaman ne geldi? 4b. Şurada b demişim. Yanlışlıkla a yazmışım. Düzelteyim. Buraya b diyeyim. O zaman a artı 2b'nin 4 katı artı 4a'dan 8a artı 8b 48 verilmiş. Demek ki a artı b 6. Soru benden ne istiyor? Eşkenar üçgenin çevresi. Zaten burası 3a artı 3b olur herhangi bir eşkenar üçgenin çevresi. Dolayısıyla a artı b'nin 3 katı olacak. Buradan da 18 gelecek b şıkkı. İç bölgeleri çakışmayacak şekilde demiş. O zaman bir ABCD çizelim şimdi. ABCD kare. Sonra iç bölgeleri çakışmayacağına göre şöyle bir şey yapmayacağız yani. Bunu demek istiyor. ABEFGH düzgün altıgeni. Şöyle bir düzgün altıgen çizeyim. Gördüğünüz gibi iç bölgelerini çakıştırmamış oldum. Sonra bir de ne diyordu? BCKLM. Diğeri de şöyle bir düzgün beşgen olsun, artık idare edelim çiziminde. BCKLM. Diğerinde de ABEFGH. Düzgün beşgeni, düzgün altıgeni ve kareyi çizdik. EC'ye bakalım şimdi. EC neresi? Burası. Birleştirdim. Sonra BM'ye bakalım. BM'de burası. Bunların arasındaki açı CTM. Buraya T dersem benden bu açıyı istiyor o zaman. Şimdi şu önemli. Hocam ben bunu sizden farklı çizdim. Nasıl çizerseniz çizin. Bakın şunu söyleyeyim. Diyelim ABCD. Buradan başlayabilirsin. Dert değil. Sıralı git ama. Ya da işte senin canın A'yı buraya yazmak istedi. Ben buradan devam edeceğim. Sorun değil. A'dan sonra B, B'den sonra C, C'den sonra D gelsin. Buna dikkat ettiğiniz zaman problem yok. Yoksa hani görüntü farklı gibi olabilir ama cevabın aynı çıkması lazım her türlü. Dolayısıyla CTM'yi bulalım. Şöyle bir büyüteyim göstermek için. Bir kere AB ortak kenarı olduğu için burada. BC de ortak kenarı olduğu için kenarlar birbirinin aynısı. 120. Burası 90. Şu açımızın tamamı ne oldu? 150. Böylece 15 derece, bu da 15 derece oldu. Sonra düzgün beşgenden dolayı burası da 108 derece. 108, 15 daha 2 iç bir dış. 123 oldu T açısı, yani A şıkkı. Alanları oranı 1, 2, 4 ise kenarları oranı da 1, kök 2 ve 2 ile orantılıdır. Sonuçta alanlar oranı benzerlik oranının karesi. Ona dikkat etmemiz lazım. Buna göre şimdi yerleştirebilir miyiz? 1, 2, 3 kontrol edelim. Bakın birinin köşegeni, dikkat ederseniz eğer bunun köşegen uzunluğu kök 2, bunun kenarına eşit. Bunun köşegen uzunluğu 2, bunun kenarına eşit. O zaman bakın gerçekten en küçüğün şöyle bir kenarı 1 olduğu için kök 2. Bu aynı zamanda neye eşit bak? Ortanca karenin kenarına. Tamam, olur. Sonra ortanca karenin kenarı kök 2 olduğu için köşegeni 2 olacak. Hakikaten buraya eşit olur. Evet, böyle bir çizim yapabildik. İkinciye gelelim. Burası şimdi kök 2. Burası kök 2. Bu 1, 1. Ama buranın ne olması lazımdı? 2. Dolayısıyla ikinci gibi bir çizim yapılamaz. Buraya gelelim. 1, 1. Sonra bu kök 2 ortancada. Buraya ne kaldı? 1. Hakikaten bu 2 idi zaten. Yani 1 ve 3 gibi oldu. D şıkkı. Bir kare çizelim şimdi. A, B, C, D karesi. Bunun içinde bir P noktası alacağız ve bize ne demiş? PA, PC'ye eşit. Şimdi burada şuna dikkat etmek lazım. İkizkenar üçgen yorumuyla aslında bu P noktası nerenin üzerindedir? Dikkat edelim. İkizkenardan hatırlayın. İki tane üçgenin böyle kenarları birbirine eşit olacak şekilde olursa tabanları da aynı olacak. Gördüğünüz gibi. Hakikaten P noktası köşegenin üzerinde olması lazım. Çünkü burada ABC de bir ikizkenar üçgen, APC de bir ikizkenar üçgen. Bunların tepe noktaları aynı hizada olacak. Görüntümüz bu olmalı. Yoksa diyelim buna itiraz ettiniz. Yo hocam öyle olmaz dediniz. O zaman ne olur bak, PC daha büyük olur, gördünüz mü? Hemen tek bir örnekle çürüttük o yorumu. Dolayısıyla böyle oldu. Şimdi bize ne demiş? Hangileri verilirse, tek başına verilirse ya bu şık, ya bu şık, ya bu şık. Hepsini tek tek değerlendireceğiz. AB'yi bulabilecek miyiz bakalım. Kontrol edelim. Şimdi alfa DAP açısı. Burası 15 derece olursa şuraya ne kalıyor? 75 derece. Tabii o Biraz daha onu çizim olarak düzeltelim o zaman. Her seferinde görüntüyü yapalım. O zaman böyle olacak değil mi? Bu köşede olacak. Hakikaten bak 15 derece oldu. Buraya kaldı 30 derece. Şimdi biz nereyi biliyoruz? PA'yı kontrol edelim. Buranın 10 olduğunu biliyoruz. 10 olduğunu bildiğimiz için de doğal olarak artık 10-10 köşegenine geldi 10 kök 3. Benden ne istiyordu bu? AB. Artık köşegeni bildiğim için kenarı bilirim. Tamam. Birinci öncülü verdiğinde bulabildik. Şöyle bir daha bir açayım görün bakın. Açı sayesinde hemen 30-30-120 geldi. Şimdi gelelim ikinci duruma. İkinci durumda ne söyleyebiliriz bakalım? PD2. PD o zaman şöyle bir P noktası. Bakın burada aldım hani daha kısa diye 2'yi yaptık. Nereyi biliyorduk biz bir de? Buranın 10 santim olduğunu biliyorduk. Ve şu açı arkadaşlar kaç derece? Köşegenden dolayı 45 derece. O zaman kosinüs teoremi gereği biz bir kenarı buluruz. Bulmak zorunda değiliz de hani sayısı olarak bulmaya gerek yok ama denklemle buluruz değil mi? Bak a kare hatta şu Pisagor'a bile gerek kalmadan belki daha doğrusu kos teoremine. Buraya kök 2 kök 2 dersin. Sonra şuradan bak 100'den 2'yi çıkarırsın. 98 7 kök 2 olur. Gördüğünüz gibi cidden bir kenarı yine bulmuş olduk. İşte bunun sayesinde olayı yine hallettik. Son durumda artık bakalım PB10. PB10 olduğuna göre şöyle biraz uzak çizelim. Burasına 10 diyelim. Şu uzunluğa zaten PA'nın 10 olduğunu biliyoruz. Buranın da yine 10 olduğunu biliyoruz. Yine aynı şekilde bakın köşegenden dolayı burası 45 derece olduğu için 10 var, 10 var. İkizkenar üçgen artık bunlar da birbirine eşit oldu. 90 oldu. Demek ki o zaman bu direkt köşegen olacak. Böyle olduğu zaman bakın 10, 10, 10. Böylece biz bir kenarı yine 10 kök 2 bulmuş olduk. İşte bakın 3 bilgiyle de biz bir kenarın uzunluğunu bulmuş olduk ayrı ayrı. Ortak sarı bölgelerin alanı kaç birim karedir diyor. Şimdi işimizi kolaylaştırmamız lazım. Şöyle bir şekli büyütelim bence. 144 birim kare. 4'e bölersek 36 bunun bir kenarı 6. 9'a bölersek 16 bir kenarı 4. 16'ya bölersek 9 her birinin alanı 9 olduğuna göre her birinin kenarı 3 birim. Şimdi grileri bir kere hesaplamaya gerek yok. Griler burada üst üste denk gelecekmiş. Bu şekil 1, şekil 2 ve şekil 3'ü üst üste kapatırsam burada bir kere burası gri olacaktır. Buranın komple sarıları kapandı artık. Ortak sarı bölge gelemez. Yine burada bakın komple gri bölge kapatacağı için o zaman sarılara engeller orası gitti. Daha sonra yine şu griler burada da göstereyim bakın. Şöyle şu gri onu da göstermek istiyorum. Burayı kapatacağı için buradaki kısım da gitti. Yine buradaki gri kapattığı için bu kısım gitti. Zaten şurası gitmişti kapatıyorum. Burası zaten gitmişti kapatıyorum. O zaman geriye ne kaldı? Burası 1, burası 2, sonra burası 3 ve burası 4. 4 tane dikdörtgen kaldı. O zaman bir tanesinin alanını bulalım. Hepsi birbirinin aynısı zaten. Şurası 3 birimdi. Kısa olan. Ortanca olan 4 birimdi. Buraya 1 kaldı. O zaman büyük olan 6'ydı. Burası 2 oldu. Eni zaten 3. Burası da 3 olunca şunun alanı ne geldi? 6. Bundan 4 tane var. 24 birim kare oldu. Sarı bölgelerin alanları. Bir tane çıkmış soru vardı. O biraz bunun birazcık daha zorlaştırılmışı. Gördüğünüz gibi şu renkli göstereyim. Şu parçamız böyle saatin tersi yönünde döndürülmüş 45 derece. O zaman aslında şuna dikkat edeceğiz. Bir karenin arkadaşlar 45 derece bize neyi hatırlatıyor? Köşegeni. Demek ki bu BC üssü aslında köşegen üzerinde olmuş. Güzel. Bu da 45 derece o zaman. Ben buraya nasıl olsa oran sormuş ya 1 diyeyim. Buraya da 1 diyeyim. O zaman ne olur? Burası kök 2 olur. Şimdi bak önemli bir mevzu. BC üssü ile BA üssü eşit değil mi? Bu arada kareden dolayı burası 90. Kareden dolayı burası 90. İki kenarı aynıysa bakın hipotenüs KB aynı. BC üssü ve BA üssü aynı. Dikkat edin lütfen buranın da 1 olduğunu görün. Bir dakika hocam nasıl derseniz en kötü bak Pisagor'dan bile gösteririm. 1 artı y karede KB'nin karesi. X kare artı y karede KB'nin karesi. O zaman x 1'miş. Bu şekilde orada bir deltoidi görmek gerekiyordu. Doğal olarak KA da 1 oldu. DK'nın KA'ya oranı kök 2 gelmiş oldu B şıkkı. Bir tane kare DE kısmından kesilmiş, şöyle döndürülmüş. DE bakın burada KD üstüne gelmiş. Sonra EC böyle döndürülmüş, EC buraya gelmiş. Burada oluşan KD üssü C üssü M'nin ABCD'ye oranına bakacağız. Tabii ki çok düz bir şekilde yamuk alanıyla yapacağız. Buraya A diyeyim bakın, buraya A. Sonra buraya B diyeyim, mecburen döndürdük, buraya geldi B. Burası A artı B, burası da A artı B, burası da A artı B. Yamuğun alanı alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik, yani 3 tane A artı B. Karenin alanı zaten A artı B çarpı A artı B. Gördüğünüz gibi A artı B'ler gitti. 3 bölü 2'yi ters çevir. 2 bölü 3 oldu. B şıkkı. Bir tane kare vermiş. Şimdi bazen tam böyle sınav tarzı soru bu. Bazen böyle bir çizim yaparken bir şey bilmezsiniz. Hani başlıyorum mesela ABCD karesi. Sonra bir tane kare çiz diyor. Ya hocam böyle mi çizeceğim? Böyle mi çizeceğim? Bakıyorum. İçerisine demiş. İç bölge arkadaşlar bu, bakın bir kısmı üstüne denk geliyor demektir. İç bölge böyle işte. Tamam, içinde çizeceğim. Acaba merkezleri ortak mı değil mi? Böyle mi hocam? Onu da bilmiyorum. Nasıl anlayacağız onu? Tabii ki okuyarak ve çizerek. Bazı sınav sorularında ÖSYM böyle sorar. Yolda anlarsınız ne yapmanız gerektiğini. O yüzden bakalım şimdi. Bir tane kare çiziyorum içine. Ve burada bana demiş ki KN paralel AD olacak. KLMN diyelim. Şimdi burada da neye dikkat edeceğiz? Çizerken her zaman nereden başlarsanız başlayın, şu harflerin aynı sırada gitmesi lazım. KLMN, o zaman tamam, evet böyle gittik. Sonra kontrol edeceksin bakalım doğru yapmış mıyız? Gerçekten KN paralel AD mi? Evet. KL paralel AB mi? Evet, bu da doğru. Sonra bana demiş ki MC 7 birim. Tamam, böyle çizdim. 7 birim. LC 13 birim. Tamam, o da hani çok bir şey ifade etmiyor gibi. Daha sonrasında AK1 demiş. Tamam, çizdik. Şimdi bundan sonra önemli bir bilgi. Bence soruyu kurtaran nokta ALCN bir deltoidmiş. Bak, ALCN, AL, sonra CN. Yani bu. ALCN bu kırmızı şekil deltoidse neyi görmeliyim burada? Bir kere deltoidin kenarları birbirine eşittir. İki kenarı, ikişer kenarları birbirine eşittir. Bir de köşegenlerinden biri simetri eksenidir. Yani şekli ikiye böler. O zaman burada LC ile CN eşit olmalı. Niye biliyor musunuz? Çünkü bakın burası 1, burası 7. Birbirinden farklı. O zaman burada gerçekten şunu görmek gerekiyor. Deltoid'de öbür türlü eşkenar dörtgen olur yoksa. Bir kısım daha kısadır. Böyle bakın, köşegenin bir kısmı, bir kısmı daha uzundur. O zaman bunlar birbirine eşittir. Böylece deltoidin kenarlarının eşitliğini anlamış olurum. Doğal olarak bak böyle oldu. Şimdi burada deltoidin köşegeni açıortay olduğu için aslında burası açıortay olmuş olacak. Burası da açıortay olmuş olacak. Hemen bir ikizkenar yorumu yapalım bakın sizle. Bir tane ikizkenar üçgen var, tamam mı? A, L, N üçgeni. A, N ile A, L eşit. Sonra şöyle AK bir birim. Sonra bakın kareden dolayı bunlar da birbirine eşit. Bu nasıl mümkün? Tabii ki bu devam ettiğinde burası yükseklik, burası birbirine eşit, açıortay. Gerçek sebebi ne bunun? Tabii ki eşlik. Bu kenar eşit, bu kenar eşit, bu kenar eşit. Bu. Şu ANK ile AKL eşitse bunlar eş üçgendir. Bu yüzden açılar eşittir. Buradan açıortay doğar. Dolayısıyla bunların hepsinin sebebinde eşlik geldi. Bu yüzden burada bunlar da eşit olduğu için açıortay böyle devam edecek. Karenin zaten şöyle bakarsanız köşegeni neydi? Açıortay. İşte bu şekilde AK, O diyeyim buraya. O, M, C'nin doğrusal olduğunu bana bu şekilde hiçbir şey vermeden neredeyse ama bir anlamda da bir sürü şey vererek göstermiş. Artık şu 13'ü kullanalım. LC'nin 13 olması, bunların da birbirine eşit olması. A artı 7, 13. Bana hemen neyi hatırlattı bu? Özel üçgen, 5, 12, 13 üçgeni. Demek ki burası 5 birim, burası 5 birim. Sonra burası 5 olduğuna göre burası da 5. Karenin köşegenleri birbirine eşittir. Böylece büyük karenin AC köşegenine geldi. 6, 12 daha 18. Bir kenar ne olacak? 9 kök 2. Karesini al, 81 çarpı 2'den 162 C şıkkı. Klasik soru tarzlarımızdan biri. Karenin alanı 3 eşit parçaya bölünmüş. Şimdi alan mevzusu deyince karenin aslında alanının böyle biz 2 eşit parçaya bölündüğünü biliyoruz. Burada da S, S, S demek yerine kesirlerle uğraşmayalım. 2S, 2S, 2S diyelim. Niye? Toplam karenin alanı 6S olur. Bak bunlar da 3S olur. Hatta biz ne söylüyorduk? Paralel kenar kare, dikdörtgen, eşkenar dörtgen. Şu üçgenin alanı da karenin yarısı. O zaman 3S olacak. İşte burada biraz bunu görmemizi istiyor. E noktasına çizdiğim zaman DE'yi, bu alan 2S olsun, diğerleri de böyle 2S olacak. Karenin yarısı, yani şu bölge 3S olması için buraya ne kaldı? S kaldı. Doğal olarak 3S, 2S, bak burası da S oldu. Toplam alan hakikaten 6S geldi. Şimdi alanlar oranı, tabanlar oranı. Çünkü D noktası hem DEF üçgeninin hem DFC üçgeninin tepe noktası, yani yükseklikleri aynı. Alanlar oranı, tabanlar oranından X 6 oldu. Güzel bir soru bu şimdi. Çok temel bir yorum yapacağız ama, yani temel bir yorum derken basit düşünmeyin, bu temel yorum deyince temel bilgi manasında değil. Konunun temel bilgilerinden biri. Ta açıortaya gideceğiz. Ne alaka? Bakın şimdi. Açıortay deyince isterseniz bir daha bir üzerine düşünün. Şimdi arkadaşlar, içte çemberin merkezi diye bir şey vardı. Çember bilmeye gerek yok. Bunu nerede görüyoruz? İç açıortaylarda, değil mi? İç açıortaylar kesiştiği zaman böyle. Bu şekilde göstereyim. Burada merkezden teğetine doğru diktir ve yarıçaptır. Bu da yarıçaptır, bu da yarıçaptır. Biz ne diyorduk? Açıortayın kollarına inen dikler eşittir. Bu yüzden şunu kaldırdım. Allah, üçgeni de sildik. Şunu kaldırdığım zaman bakın, bunları da kaldırayım, bunu da kaldırayım. Gördüğünüz gibi merkezden kenarlara indirilen diklerin uzunluğu eşit. Bakın şimdi buraya. Bu bir tesadüf değil. Bu kareden dolayı bu ve bu. Üçü birbirinin aynısı. Dolayısıyla bu sadece nerede var? İçteğet çemberin merkezinde var. Çünkü dikinmiş ve birbirine eşit. Tabii ki bir noktadan da indirilen en az 3 doğru birbirine eşitse çember tanımıdır. Onu da söyleyeyim. Bu şekilde 2 tane yetmez ama en az 3 doğru birbirine eşitse net bu bir çemberin merkezidir. Hem çemberin merkezi hem kenarlara indirilen dikler birbirine eşit. Bu bize içteğet çemberin merkezi olduğunu, yani açıortayların kesim noktası olduğunu hatırlatıyor. Bu yüzden açıortayın kolları eşittir. Burası 4, 4'tür. Buraya A diyeceğiz, A diyeceğiz kareden dolayı. Sonra bak buraya dikkat et. Burası yine açıortayın bir kolu, değil mi? Neden? Çünkü burası bak, birleştirdiğim zaman açıortay. Haliyle 18 artı A. O zaman burası da yine 18 artı A. Hemen özel üçgen düşünelim. 18, 22 artı A biraz kötü ya. Hemen orada 4 artı A da var. Çok büyük kaldı ona göre. Ne geliyor insanın aklına? 7, 24, 25. Gerçekten A'ya 3 verince bak. Burası 25 oluyor. Burası da 3 verdiğimiz zaman evet 18 artı 6'dan 24 oluyor. Demek ki bir kenarımız 3 birim karede ve üçgende de 7, 24, 25. Toplam alan 24 çarpı 7 bölü 2 üçgenin alanı. Karenin alanından 2 tane var. 12 çarpı 7 84. 18 çıkarırsak 66 oldu. A şıkkı. Bu soru kesinlikle kolay bir soru. Tam sınavlık bir soru. Hani kolay sorularından biri olur sınavın. Çünkü çok temel bir şeye dikkat edeceğiz. Bir kere burada cetvelle çizilmiş şu 2 birim, tamam. Sonra 2 ile 7 arası olduğu için bak burası 5 birim. Karenin bir kenarını bana 5 birim vermiş. Peki basit tarafı nerede? Şöyle çizeyim. Bazen hani net, bunu klasik şekle döndürmek lazım. Şimdi şuraya bir F diyeceğim. Bakın şimdi FC'yi cetvelden dolayı burayı 5 bulduk, değil mi? Sonra DC, burası 5 birim kendi vermiş karenin bir kenarı. Bu arkadaşlar köşegen olduğuna göre kaç derece? 45. Bu yüzden de ne oldu bakın? İkizkenar üçgen 67,5 işte mevzu budur. Yani burada aslında bir özel durum olduğu için değil. Biz gerçekten geometride, böyle gerçek yeni nesil model sorularda konuların temel bilgilerini kullanmak zorundayız. Alanı 32 birim kare olan kare biçimindeki bir masanın üzerine köşegen uzunluğu masanın köşegen uzunluğuna eşit ve kısa kenar uzunluğu 4 birim olan A1 dikdörtgen yapılmış. Harfler önemli değil de bir dikdörtgen kare çizelim. Masa ile örtünün birer köşegeni çakışacak şekilde yerleştiriliyor. Örtünün karşılıklı kesik kenarlarından bir bölümü masanın kenarı üzerinden aşağı sarkıyor. Örtünün kısa kenarı ile masanın kenarı arasında kalan açının ölçüsü kaç derece olabilir? Şimdi burada bir kere köşegenleri eşit ya, bence oradan yürümeye çalışalım. Köşegenleri çakışık. Bir de üzerine eşit, yani hem eşit hem de üst üste. Çakışıklık demek direkt böyle iki tane doğrunun üst üste denk gelmesidir. Bu bilgiden yararlanarak bir dikdörtgen çizeyim. Bunun bir kenarı 4 kök 2, kare 32 olduğuna göre alanı. Hemen bir tane köşegen dediğimiz şey iki tane kenarı böyle birleştirecek. Hipotenüsü olacak onun. O zaman böyle bir kare oluştursam, dikdörtgen pardon, D yaptığım zaman bakalım oluyor mu? Evet, bakın sorudaki bilgileri kullanarak EBDF dikdörtgenini oluşturdum. Gerçekten karenin köşegenine eşit bunu. Bunun köşegeni, burası 4 oldu. Şimdi artık 4 kök 2 güzel. BDN oldu 8. Peki bu benim ne işime yarar? Dikdörtgen olduğuna göre hipotenüsüm bir dik kenarının ilk katı olduğu tek üçgenle 30-60-90 üçgeni. Burası zaten köşegen 45 derece. O zaman ne oldu bak? 30-60-90, yani şu açıya 15 derece kaldı. Bize ne diyordu? Örtünün kısa kenarıyla, tamam, burası karenin bir kenarı arasında 15 derece oldu. B şıkkı. Bir karenin içine bir tane daha kare yerleştirilmiş. Gerçekten bu da temiz, düzgün yorum yapacağımız bir soru. Şimdi burada malum şöyle bir büyüteceğim şekli, sadece buraya odaklanmak için. Bize sadece şu üstteki bilgiyi hatırlayalım. MAB noktaları doğrusal demiş bak. Yeni nesil, yani ÖSYM'nin anladığı yeni nesil mantığında bu tarz böyle cümleler kurar. Hatta bazen altını çizer yardımcı olmak için, bazen de çizmez. Ama burada biz şu doğrusallığı göstermeliyiz. Ne derse desin. Sonuçta bu doğrusallık bize bir katkı sağlayacak. Şöyle. Ben dik V'leri önemsiyorum. Burada böyle birleştirince, şuradan özellikle niye çektim? Burada bakın bir dik V var. Şöyle bir de bir sebebim daha var dik çizmek için, 45 derece. 45 derece bizim için önemli. Ben bu eşliği görüyorum soldan. Acaba yapabilir miyim? Bir de bu 45'i görüyorum. Hemen bu yüzden birleştiriyorum. AA diyelim. Bilmiyorum. B diyeceğim. Şimdi alfa beta, beta alfa dersen bak buraya A dediğimde burası B olur. Karenin bir kenarına geldi. 2A artı B geldi. O zaman buraya kaldı 2A. Doğal olarak burası şöyle bir durum getirdi bize. Alfa, beta, alfa. MNB üçgeni ve BKC üçgeninde alfanın karşısı 2A, A olduğu için benzerlik oranı 2. Demek ki burada betanın karşısı B ise burada betanın karşısı 2B olacak. Bunun da bize katkısıyla bir karenin kenarı 2B, aynı zamanda 2A artı B, yani 2A B'ye eşitmiş. Bundan sonra KC'nin A olduğunu biliyorum. CL'nin de 2AA daha 3A olduğunu biliyorum. 1 bölü 3 oldu. E şıkkı. Bir tane kare vermiş. Bu karenin önce şöyle bir sarı, sonra mavi, sonra kırmızı. Bakın aslında döngüyü fark ettiniz mi? O önemli. Şöyle başlıyoruz. Saat yönünün tersinde böyle dikdörtgenleri ekliyoruz bakın. Birinci dikdörtgen, ikinci, şöyle ikinci. Sonra üçüncü bak burada. Sonra dördüncü burada, gördünüz mü? O zaman son dikdörtgen de nereye eklenecek 5. adımda? Buraya. Çünkü dediğim gibi saat yönünün tersinde devam ediyoruz. Ve bize üçüncünün köşegenini de vermiş. Yapalım. Şimdi buraya A dersem bu kısa kenarı kendi 3 vermiş. Buraya yine 3 dersem, buraya 3 dersem burası A. Bakın dikdörtgenin uzun kenarı burada. A artı, şu kısmı da es geçmeyelim. A artı 3 artı 3'ten A artı 6 oldu. Burası zaten A artı 3. O zaman bak ne oldu? 15. Şöyle A artı 6, A artı 3. Özel üçgenimiz var değil mi? Oluyor. 9, 12, 15 üçgeni. Demek ki 9 olduğuna göre kısa kenarımız neymiş? 6. Son dikdörtgene gelelim o zaman. Kısa kenar diyorum, karenin kenarı. Son dikdörtgenimiz böyle. Birleştiriyorum şimdi. Burası 3. Kenarını 6 bulduk. 3. Burası 9. Burası 3. Ne olmuş oldu? 15. Sonra burası 6. Burası 3. Burası 3. Bu da 12 oldu. 12 çarpı 15'ten 180 geldi bu dikdörtgenin alanı. D şıkkı. Şimdi bu karelerin kenarları tabii ki birbirine eşit. AA, BB. Burada da aynı durum. AA, BB. Dik yamuğun alanı neydi? Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Bu 50 ise A artı B buradan 10 geldi. Çevreleri 4A artı 4B olduğu için 40 oldu. D şıkkı. Yamukların alanlarını hesaplayacağız. Ekstra özel bir yorum yapmayacağım. Direkt şöyle düşüneceğim. Bir kere burada şöyle orta noktalardan itibaren burada sonuçta kareler denk gelmesi için bunun oraya doğal olarak bunun da böyle eşit olması lazım. Buna göre artık şuraya 1 bölü 2 diyeyim. O zaman yine aynı şekilde burası da 1 bölü 2 olacak. 1. Şimdi alt taban 3 artı 1 bölü 2'den 2 tane var. Alt taban 3 artı 1. Üst taban 1. Bölü 2 çarpı yükseklik. Karenin kenarı 1 olduğu için 3 olacak. Buradan da 4, 1 daha 5. 15, 7,5 oldu birinci alan. Gelelim ikinciye. 1, 2, 3, 4 yüksekliğimiz var. Şimdi bak burada da benzerliğimiz, daha doğrusu benzerlik demeyeyim, tan alfa diyeyim. Tan alfa ne bak? 3 bölü 1. O zaman burada da yöndeş açıdan tan alfa 3 olması için şu ufak parça 1 bölü 3 olacak. Burası yine 1 bölü 3. Bunun şimdi 3 artı 2 bölü 3'ten bir kenarı ve sonra yükseklik 4 bölü 2. Yani buradan da o zaman üst tabanı unuttuk pardon. Üst tabanı da ekleyeyim 1 diye. 1 artı 3 artı 2 bölü 3'ün 2 katı. 1 bölü 3'ün 2 katı. Dolayısıyla 4 kere 3 12 14 bölü 3. 14 bölü 3 çarpı 2'den 28 bölü 3 oldu. Sonuncusunda zaten bunlar birbirine eşit olduğu için 45 derece. Şurası da 45 derece birbirine eşit oldu. Yine aynı şekilde 2 burası 4 burası 1 burası 6 2 daha 8 çarpı 2 bölü 2'den üçgenin yamuğun alanı 8 geldi. Şimdi üçüncüsünün alanı 8. İkincisinin alanı 28 bölü 3 yani 8 küsür bir sayı. Birincisinin alanı da 7,5. O zaman en büyük 2'ymiş. Sonra 3 sonra 1 D şıkkı. Bir köşesi E noktası üzerinde bir kenarı D doğrusunu kesen bir kare. Şimdi ve 1 bölü 3 oranında bölecekmiş. İki tane parçaya böleceğiz bakın. Şimdi dikkat edin. Şöyle bir kere köşegen bu böyle olabilir mi? Hayır. O zaman gördüğünüz gibi alan 1'e 1 oranında eşit bölünür. Böyle olamayacağına göre o zaman biraz daha yamuk işte görüntü böyle. Dolayısıyla burada 1'e 3 oranında bölünecek S 3S. O zaman karenin alanında bu tarz sorularda karenin köşegenini de kullanın. Alanı 2'ye bölüyor ya bak böyle. Gerçekten şimdi alan S 3S diye bölündü. Şu bölgenin alanı S. Bu bölgenin alanı 3S. Kareyi bu şekilde bölmüş oldum. Neden yararlanacağım artık? Buradaki tabanlar oranı alanlar oranından. Bu köşegeni çizdim. F diyeyim buna. EF köşegenini. Tabanlar aynı ve alanlar da aynı oldu. Doğal olarak burada artık bunun uzaklığına bir K diyelim, tamam mı? Sonra bu köşenin de karenin kenarına uzaklığına K diyelim. Bir de şu köşenin de karenin diyorum pardon D doğrusuna olan uzaklığına ne söyleyeceğim? Bak orası çok önemli. Şimdi ben bunu şöyle uzatsam, üçgen yapsam yine klasik bir kare verildiği zaman bazen biliyorsunuz böyle tamamlıyoruz ki bu eşliklerden yararlanalım diye. O zaman karşılık kenarlar eşit. Bu K ise bu da K oldu. Böylece alfa, beta 90 eşlikten bile görürsün. Alfa, o zaman bu da alfa, bu da beta. Doğal olarak beta'nın karşısı... Allah nereye gitti kenar? Burası 2K. O zaman artık şunu görüyorum. Birisi 2K. Birisi K oldu. Öbürü de yine K oldu. Ve bunların toplamı neydi? 12. Bundan sonra artık K'yı 3 bulmuş oldum. Benden ne istiyor? Bu karenin doğruyu kestiği şöyle bir L noktası diyelim. Bu noktanın uzaklığını istiyor. Tamam. Şimdi biz K'yı 3 bulduk. 2K6 geldi. Dikkat edelim. Beta olduğu için, şurası da alfa olduğu için burası da beta olacak. 90'ların karşısı aynı. Bu üçgenle bu üçgenin aman eşi olduğunu kaçırmayın. Hipotenüsler aynı ve açılar da aynı. O zaman alfanın karşısı K'ydı. Beta'nın karşısı 2K'ydı. Yani beta'nın karşısı yine 2K olacak. Burası 6 birim. Bu K'yı 3 bulmuştuk. Şuraya da X diyelim. Öklit 6 çarpı X dikten dikindiği için 9. X buradan 1,5 oldu. Bu L noktasının o zaman 1,5 artı 6'dan uzaklığı 7,5 geldi. Alan iki eşit parçaya bölünmüş. C, A, B, F doğrusal diyor. Ona dikkat edelim şimdi. Unutmamak için A, B, F doğrusal. Burada önemsediğim bir şey var. Kare, dikdörtgen, paralel kenar, eşkenar dörtgen fark etmez arkadaşlar. Eğer kenardan kenara çizilen bir doğru alanı böyle iki eşit parçaya bölüyorsa orada mevzu şudur. Bununla bu eşittir. Bununla bu eşit. Yine bununla bu. Bununla bu eşittir. Buna dikkat etmek lazım. Peki ne olacak burada? Nasıl işimize yarayacak? Bu neden böyle onu da göstereyim. Mesela eşit olmadığını düşünün. A diyelim, B diyelim. Buraya karenin bir kenarına C diyeyim. C eksi B olsun. C eksi A olsun. Yamukların alanları eşit olduğu için alanlar eşit. Tabanlar da o zaman toplam olarak eşit. C eksi A artı B eşittir. A artı C eksi B olacak. Neden peki yamukların tabanlar toplamı eşit? Çünkü yükseklikleri aynı. Bu yamuğun da, bu yamuğun da yüksekliği aynıysa tabanlar toplamı aynı olsun ki alan eşit gelsin. Böylece C'ler gidiyor gerçekten bak. 2B eşittir 2A'dan B A'ya eşit oluyor. O yüzden bu özelliği bilin. Bununla bu eşit, tamam mı? Şimdi burada AC ile burası eşit. Lazım olursa kullanırız. Bununla bu eşit. Hatta şunu söyleyeyim. Bu eşitlikten dolayı bak böyle birleştirince birebir benzerlik oranı, o zaman burası orta nokta oluyor. Yani bu da ağırlık merkeziymiş. Bakın bunlar eşit olduğu için orada kelebek benzerliğinden eşitlik görüyorum. Tam ortası olduğu için burasının da ağırlık merkezi olduğunu söyleyebilirim. Bu soruda yaramayacak işimiz ama o bilgiyi de vermiş olayım. Şimdi BC 1 birim demiş. AB 2 birim. Güzel. Bunun bana katkısı şu olacak o zaman. Ben buraya büyüteyim iyice görün. Böyle alfa beta diyeyim. O zaman tanjant alfa ne geldi? 1 bölü 2. Peki bunu nerede kullanacağım? Bana onu boşuna vermemiş. Uzat bak bunu böyle. Burası 10 birim. Şimdi alfa 90, buraya beta dedik. Ters açıdan bu da beta, buraya alfa kaldı. Burası da beta. O zaman dik üçgende yine tan alfa 1 bölü 2 olması lazım. K, 2K, K kök 5 Pisagor'dan. K buradan ne geldi? 2 kök 5. O zaman 2K 4 kök 5. Bu karenin alanı da 4 kök 5'in karesinden 80 oldu. E şıkkı. Kare saat yönünde döndürülmüş bakın. Alfa kadar döndürülmüş. Ve D üssü B üssü C doğrusal olmuş. Benden beklediği bu kaç derece döndürülmüş. Evet, bir düşünmek lazım sorunun üstüne. Şimdi ne yapalım bakalım? Bir düşünelim. Bir kere şu an özel bir şey düşünmeyeceğim ilk etapta. Bu 45 derece bile yeterince özel çünkü. Sonra ne olacak? Yani buradan nereye varabilirim? Burada ben şunu gördüm arkadaşlar. Şimdi baktım şöyle bir soruya. Gerçekten hani 45 derece tamam. Madem bu D üssü B üssü C doğrusal bana bir mesaj vermek istiyor. O mesaj da şu bak. Bunların köşegenleriyle kenarlarıyla arasında bir bağlantı olacak. Köklerle uğraşmayayım diye buraya bir A kök gideyim. Hiç mühim değil. Hatta A diyeyim ya, tamam. Şimdi hani bazı arkadaşların hemen öyle kafası karışıyor çünkü. A diyeyim buraya. Bu köşegende A kök 2 değil mi? Bunu niye çizdim? Çünkü dikkat ederseniz bu D üssü B üssü C doğrusal olunca şöyle bir durum olmuş oldu. Bu 45 derece böyle birleştirince bak burası A bölü kök 2 oldu, gördünüz mü? Ve bu kenar, bu kenarın yarısı. A kök 2'yi sen 2'ye bölersen ne olur? A bölü kök 2 olur. Demek ki bu 30-60-90 üçgeniymiş. Güzel. Bunun sayesinde artık neyi göreceğim? Burası 45 derece. Sonra diğer köşegenden dolayı zaten burası 45 derece. Hemen şunu kontrol edin. Şu üçgende 2 iç bir dış. Bak bu üçgende 2 iç bir dış. O zaman şuradaki, şu renkle göstereyim. Bu açı ve bu açının toplamı 30 artı kaç? 45 olması lazım. 15. Gerçekten bu açı o zaman 15 olmalı. Ki C açısıyla A'yı topla 45'i bul. Ya da iç açılardan gör. Bak burası 135 derece. Burası 30 şimdi bulduk. 165. Buraya 15 kaldı. Burası da 45. Demek ki ben 60 derece döndürmüşüm C şıkkı. Ardışık bazen yanlış anlaşılıyor. Aritmetikle karıştırmayın. Aksi söylenmediği sürece, yani çift sayı ardışık, atıyorum tek ardışık demediği sürece ardışık sayı eşittir birer birer artan sayılar. Bu net. Ardışık sayı eşittir birer birer artan sayı. Aritmetik farklı. Aritmetik ikişer de artabilir. 1 bölü 2, 1 bölü 2 de artabilir. 4, 4 de artabilir. Ama burada mevzumuz ardışıklık. Hemen bakacağız o zaman. Buraya A diyelim. Bu kenara A artı 1 diyelim. En büyüğüne de A artı 2 diyelim. O zaman ne oldu? Şuradaki parça 1 oldu. Sonra A artı 2 olduğuna göre burası yine 1 oldu. Bu büyüteyim. Bir mavinin çevresini hesaplayalım o zaman. 1. A artı 1. A ve A artı 1 olduğu için 2A artı 1. Buraya 1 dedik. Şurası da yine 1 olduğu için burası da 2 oldu değil mi? Şimdi artık burada 2, 1, 2, 1. Burası 1. A artı 1. 1 ve 2A artı 1. Ben düzgünce hani göstereyim dedim size. Bundan sonra artık ne olmuş oldu? 4A artı... Şurada 1 yazmışım bir tanesi yerine. Tamam doğru, 2 varmış pardon. Şu an görmedim yan. Dolayısıyla 4A artı 6 oldu. Ne vermişti bunun çevresini bize? 10. O zaman A buradan ne geldi? 1. A 1 gelince bunun bir kenarı 1, bunun bir kenarı 2, bunun bir kenarı 3. Böylece burası 6 olmuş oldu. Burası 3 olduğu için bir kenar 9. Kare bu 9. Bu da kare 6. Bir kenar 9, bir kenar 15'ten 135 oldu. Aslında rahat bir soru, sadece harflendirmemiz yeterliydi. Üçgenlerin alanları oranı, tabanları oranıdır. Bir de alan bulurken taban çarpı yükseklik bölü 2 ya. Bunun ve bunun alanı hemen eşit. Bak hemen tek hamle dedim. Peki nasıl dedim onu? Şimdi bak buraya A desem. Buraya da A desem. Bu üçgenin alanı A kare bölü 2. Şimdi bunlar üçgenler yerleştirdim. Hiç özdeş bile olmasın, boş ver. X artı y çarpı a bölü 2 değil mi bu üçgenin alanı? Ve x artı y a değil mi? Yine bak üçgenlerin alanlar toplamı a kare bölü 2 geldi. M de n de k de. M artı n artı k bölü 2 çarpı yükseklik, yani a değil mi? M artı n artı k ne? A. Gördüğünüz gibi bu üçgenlerin tabanları toplamı bir kenara eşit olduğu için parçalanmış da olsalar üçgenlerin alanları toplamı aynı oldu. Ama burada öyle değil. Bak şimdi buraya dikkat et. Buraya R diyelim. Buraya S diyelim. R artı S bölü 2 çarpı A. Şunun ve şunun alanı. Burası da ne yaptı? R artı S olduğu için A kare bölü 2. Ama bir de ne eklendi? Şuradaki S çarpı A bölü 2 eklendi. Doğal olarak burada diğerlerinden fazladan bu çıktı. Yani en büyük C'ymiş, 4. Sadece benzerliği veya işte trigonometri, temel trigonometri, tan alfayı kullanmamız bu soruda yeterli aslında. Şimdi buraya alfa diyeyim, buraya beta diyeyim. Özellikle diklerde buna dikkat ediyorum. Buraya beta diyorum, buraya da alfa diyorum. Alfanın karşısı 8, 6, 10. Burada iki kenar var, 20. O zaman ne oldu? Alfanın karşısı 8 ise 2 kat 20'ye 10, 2 oranından dolayı burası 16 olur, burası da 8 olur. Aslında bir kenarı 22 bulmuş olurum. Şimdi aynı şekilde burası alfa, burası beta, burası alfa, burası beta. Kesirlerle uğraşmamak için ben şöyle düşüneceğim. Şimdi siz mühim değil, düşünmek zorunda değilsiniz. Zaten sayılar yeterince kötü. Ben şunu görüyorum. Şimdi tanjant alfa kaç? 4 bölü 3 değil mi? Şimdi ben buraya 4K'ya 3K desem, 5K desem, buraya 4K desem, buraya da şimdi sorun değil. Kesirli bir sayı yazacağım ve bulacağım. Ben o yüzden... Madem bunu buldum, şöyle bir güzellik yapayım. Hem 5'e bölünen hem 4'e bölünen 20 diyeyim. Buraya 20K diyeyim. Buraya 15K diyeyim. 20K olunca hipotenüs işte bak 5'in katı ya. Burası da ne olacak? 15K olacak. Gördüğünüz gibi bir kenar 37K artı 8 eşittir 22'den K ne geldi? 14 bölü 7. Bana ne lazım? 20K lazım. Yani 280 bölü 17 37 olmuş oldu. Yani o da A şıkkı. Burada da merak edenler için söyleyeyim. Niye öyle yapıyorum ben? Şimdi bak. Buraya 3K, 4K, buraya da 4K desem, tamam mı? Burada bu sefer burası 5K, tamam. Şöyle buraya da beta demişiz. Şimdi bak, beta, sinüs beta ne? 4 bölü 3 bölü 5. 3 bölü 5 eşittir. Şuraya da x dersem x bölü 4K demem lazım. O zaman oraya 12K bölü 5 demem gerekiyor. Bana biraz gıcık geldi doğrusunu söylemek gerekirse. O zaman hem ben buradaki 5K'dan hem de buradaki 4K'dan dolayı 5 ve 4'ün ortak katı olan 20'yi seçtim. İlk bakışta biraz korkutucu, karışık bir görüntü var burada şimdi ama normal, sakince yapalım. Kaybedecek neyimiz var ki mantığıyla. Şimdi şunu söylemem gerekiyor. Bakın, bir ezbere itmek istediğim için değil ama bir yaklaşım modeli olarak. Şimdi bazen bu ikizkenardaki üçgen 45-45-90 üçgenidir. Ama bazen bence şeyi de görmek lazım. Böyle eşlikten dolayı dik alfa, bakın dik ve alfa beta, işte burası beta alfa, yani burası x ise sonra burasının da x, burası y ise buranın da y olduğu lazım olabilir. Bazen ben dik V'yi daha çok kullanıyorum. Hemen bodoslama böyle birleştirmek yerine, tamam mı? Yani bu çizdiğim, şu dik V dediğimde şey bu. V harfi ve arada 90 derece var. Bu daha kullanışlı olabiliyor. Bakın burada ikizkenar üçgen var. Ne kullanabilirim? Yani lazım olursa açıla eşitliğini, lazım olmazsa tabana dikindirmeyi. Bu dik V'yi de bir kullanayım. Çünkü eşitlikler var sonuçta burada, biraz onları kullanmamız lazım. Mesela ben buraya A dersem alfa beta, bak alfa beta şuranın tamamı. O zaman burada alfanın karşısına A dersem yine burası A olur. Karenin kenarı olduğu için burası A, burası A. Sonra buraya B dersem DP'ye, bu da B olur. Şimdi bu N ek NK'da 4 eksi A oldu. Madem her şeyi tamamladık, burayı da tamamlayayım. Neden? Birazcık böyle benzerlik yapabilmek adına aslında 4 eksi A'yı kullanmak için. Şimdi burada B artı A. Burası 90, burası 90, burası 90, burası 90. Karşılık kenarlar eşit. O zaman B artı A olması için buraya mecburen B kaldı. İkizkenar üçgen olduğunu hiç kullanmadım. Şimdi orayı kullanayım. Tabana dikindirdim. Burası B bölü 2. Burası da B bölü 2. Güzel bir durum oldu. Bak burada bir dikdörtgen. Karşılık kenarlar eşit. B bölü 2 A artı A eşittir B'den. A ne olmuş oldu? B bölü 2. Yani B A'nın 2 katı. Şimdi artık B A'nın 2 katıysa buraya yazalım. Sonra buranın ben zaten A olduğunu söylemiştim demin. X'e biz A demişiz. Daha sonrasında bu B'yi de artık 2B olduğu, 2A bulduğum için toplamda burası 3A. O zaman buraya da ne kaldı? 2A kaldı. Şimdi ne söyleyeceğiz? Temel benzerlik. A'nın 3A'yı oranı. Buradan da 4 eksi A'nın 2A'yı oranı. Demek ki 12 eksi 3A eşittir 2A'dan, 12 eşittir 5A geldi. Ha, şurayı bir düzelteyim, 4 eksi A demişim pardon. A eksi 4 diye hemen, çünkü siz de fark etmişsinizdir. 4 eksi A yazmışım oraya, A eksi 4 yazacağımı. O zaman 3A eksi 12 eşittir 2A'dan, A 12 oldu. Zaten A dediğim X'ti, B şıkkı. EK'nın OK'ya oranı sorulmuş. Şimdi burada aslında biraz böyle çaprazlama oranlar bana kelebek benzerliğini hatırlatıyor. Çünkü özellikle bu soruda şöyle bir dik indirirsem, bir de şöyle bir dik indirirsem aslında bakın hakikaten kelebek benzerliği yorumu oluyor. Dediğim gibi biraz çaprazlama oranlar bana onu düşündürüyor. Yani kenar ortağı yok, açı ortağı yok, ne yapacağım? Bu çok mantıklı. Dik indirdiğim zaman bir de şöyle bir durum var. Buraya alfa dersem, şimdi buraya da beta dersem, buraya da alfa derim. Bakın tanjant alfa ne? 4 bölü 12. Yani 1 bölü 3. Demek ki ben buraya K yazarsam, şuraya EH diyeyim. Burada o zaman EH ne olur? Tanjant alfadan dolayı 3K olur. Daha sonrasında aynı şekilde tanjant alfa 1 bölü 3 olması için HC'de ne olacak? 9K olacak veya Öklit'ten de yapabilirsiniz. 3K'nın karesi K çarpı 9K. Her türlü HC'nin de 9K olduğunu gördüm. Şöyle şuraya ok çıkarayım. Şimdi burada şuraya da P diyeyim. OP'yi nasıl bulacağım? OP zaten ağırlık merkezinden tabana dikindirdiğim zaman tam ortada olduğu için bu ikisi birbirinin aynısı oluyor. Doğal olarak bir kenarı biz kaç bulduk? 9, 1 daha 10K. Yarısı 5K. İşte OP 5K. Sonra şunları siliyorum artık. Gördük zaten yorumu. EH 3K. Kelebek benzerliğinden burası 3M olur. Burası da 5M olur. Dolayısıyla oranları da 5/3 olur. E şıkkı. Köşegenin üzerinde şu K noktası. 4 kök 2'ler verilmiş. Açıkçası bir köşegen verdiği zaman karede. Bir de yani kök 2 vererek aslında bayağı bir tüyo vermiş oluyor. Sonuçta 45 derece kök 2'li bir durum varsa A kök 2. Ben bunu bir düşünürüm. Yine burada bak düşünürüm. Buradan bir dik indiririm bu şekilde. Buraya böyle 4 yazdığım zaman buraya da 4 yazmış olurum. 6 olduğu için buraya 2 kalır. Sonra yine 45 dereceden dolayı burası 4, burası da 4. Peki şu uzunluğu nasıl bulacağım? Bakın orada da tanjant alfa 4/2'den 2 ya. Burada da yine alfa dediğim zaman tanjant alfanın 2 olması için bu parçada 8/4'ten 8 olacak. Demek ki KC toplamda 12 oldu. D şıkkı. Burada ben burayı koyu yaptım özellikle. Bu %84 azalıyor dediği yer orası arkadaşlar. Çünkü zaten sol tarafta bir azalma yok. Komple şekil %84 azalır mı? Hayır. Çünkü karenin zaten yarısı duruyor. Burada hani o kafanızı karıştırma ihtimaline binaen karışmakta haklı olabilirsiniz. O yüzden orayı bir düzelteyim dedim. Bu koyu mavi kısmın %84 azaldığını bir düşünün. İsterseniz buna göre bir daha bir soruya bakın. Normal o zaman koyu mavi karenin yarısına bir 100S diyelim. %84 azaldığına göre kalan şu olana 16S demiş olacağım. Şimdi burada normalde karenin yarısı böyleydi. Ben bunu sol tarafa itince şu kısım içeride kaldı. Ama paralel bir şekilde ittiğim için düz bakın. Zemine paralel bir şekilde ittiğim için şu kısım kalmış oldu. O zaman burada benzerlik söyleyebilirim bakın. Yöndeş açı alfa alfa, beta beta bu üçgenle büyük üçgen benzer. O zaman 16S/100S'den karekökünü alırsam benzerlik oranı ne olur? 4/10. Bu bana neyi anlatıyor? Şimdi şöyle büyükçe göstereyim bir üçgeni. Tüm yüksekliğe 10 birim dersek, 10K dersek burada burası 4K olur. Sonra şöyle benzer üçgen oldukları için tamamı 10K olması için buraya 6K kalır. İşte bu kısım ne? İçeriye geçen kısım. Yani artık biz ikinci kısımda orayı böyle görüyoruz ve bakın görüntümüz bu. Yani ne oldu o? 6K sağa ittiğimiz kısım 6'ya eşit. Buradan da K1 oldu. Demek ki köşegenin yarısı neymiş? 10. Diğer yarısı ne olacak? Yine 10. Buradan dolayı köşegen 20 ise bir kenarımız 10 kök 2, alan 200 oldu. E şıkkı.